ve yükselen uygarlığın kurucuları olarak buluşuyoruz. Bu toplantımız bir kurucular toplantısı ve kurucu olmak biz Ruslara ve Türklere çok yakışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarla zayıflatmaya çalıştığı Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini zirveye taşıyacak Türkiye-Rusya Altın Fırsatlar Buluşması'nın ilki Vatan Partisi ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Tarihi buluşmaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Moskova Hükümeti Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Chelyomin, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrei Bravo, iş insanı Ethem Sancak, eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve onlarca Türk ve Rus iş insanı katıldı. Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği insanlığın ufkunu açacak anahtar değerindedir. Asya uygarlığının yükseldiğini söyleyen Perinçek, Rusya'ya uygulanan yaptırımın Türkiye'ye yaptırım olduğunu kaydetti. Biz Ruslar ve Türkler zorluklarda yalnız zorlukları değil, büyük çözümleri görürüz. Koşullar son derece elverişli. Dolar saltanatı çöküyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Biz ticaret özgürlüğünü savunuyoruz. Rusya'ya ve İran'a konan yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır. Birbirimizi tamamlayan ülkeleriz. Türkiye ve Rusya'nın birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu söyleyen Perinçek, hedeflenen ticaret hacminin işbirliğiyle daha da aşılacağını belirtti. Devlet başkanlarımız Sayın Putin ve Sayın Erdoğan ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için açıklamalarda bulundular ve o yönde ilerliyoruz. Ama o 100 milyar dolara, o hacme ulaşmak için yaptırımları kabul edemeyiz. Bu toplantı yaptırımlara boyun eğenlerin toplantısı değil. Moskova hükümeti, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Chelyomin ise daha güvenli ve refah bir hayat için işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Sorumluluğumuz büyük dedi. Bugün büyük bir heyet ile geldik. Büyük şehirlerimiz işbirliği içindedir. İstanbul ve Moskova çok benzer. Sorumluluğumuz büyük. Refahı düşünüyoruz. Rusya'dan şirketler çıkıp gitti. Buradaki Türk şirketlere olumlu bakıyoruz. Türk markaları, sanayisini Moskova'ya bekliyoruz. Bazı alanlarda boşluklar var. Türkler bu alanları doldurabilir. Bakan Sergey Chelyomin, Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu stratejinin önemli olduğunu ve iki ülkenin karşılıklı yararı çok hızlı geliştirebileceğini ifade etti. Sayın Başkan'ın belirttiği strateji çok önemli. Karşılıklı yarar sağlayacak fırsatlara sahibiz. Ekonomi ve turizmde büyük bir işbirliğinden bahsediyoruz. Turizm ve sanayide ortaklığımız gelişecek. Akkuyu işbirliğimizin bir cevabıdır. Altın Fırsatlar Buluşması'nda konuşan Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrei Bravov da iki ülkenin işbirliğine dikkat çekti. Akkuyu işbirliğimizin simgesidir dedi. Ciddi yatırımlara rağmen etkileşim halindeyiz. İki ülke ilişkileri gelişiyor. Akkuyu buna örnek bir proje. İlişkiler özellikle de... Konsolos Bravo, iyi dost kara günde belli. Sözüyle iki ülke ilişkilerinin bugününü özetledi, geleceğimiz bir dedi. İyi dost kara günde belli olur. Güzelliklerle dolu bir tarihimiz var. Gelecekte de birlikte olacağız. Toplantı sırasında devlet bankalarının mir kartlarına uyguladığı yaptırım haberi geldi. Bu durumu değerlendiren Perinçek, zaman kaybetmeden mir sisteminin tekrar devreye alınması gerektiğini kaydetti. Ama mir sisteminden çıkınca onlara ne Türkiye turizmcisinin bir saygısı kalır, ne Türkiye ekonomisinin, çalışanlarının, emekçilerinin ve iş adamlarının onlara karşı bir teşekkürü olabilir. Buradan Türkiye hükümetini dikkatle uyarıyoruz, önemli uyarıyoruz. Bırakın bunları. Yani bu yaptırımlara uyarak Türkiye ekonomisini yoksullaştırmaktan ve çok daha zor problemlerin içine itmekten başka bir şey yapamazsınız. Rus Bakan Chelyomin de ABD yaptırımlarının iki ülke ilişkilerine zarar veremeyeceğini ifade etti. Yolumuza devam edeceğiz dedi.